Saha Expo'da sergilenen araçlardan biri de Otokar. Otokar'ın ürünü olan Tulpar. Otokar uzun yıllardır zırhlı araçlar konusunda gerçekten hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de yurt dışına ihraç ettiği ürünlerle adından söz ettiren bir savunma şirketimiz. Şimdi Tulpar'dan daha fazla detayları alacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben Ufuk Aybar. Otokar Askeri Araçlar Ürün Yönetimi Müdürüyüm. Şimdi Saha Expo'da Tulpar'ı gördük ama ben isimleri de merak ediyorum. Tulpar ne anlama geliyor? Öncelikle onunla başlayalım. Şöyle bir aracı beraber dolaşalım arkasından. Güzel soru. Tulpar ismi Manas Destanı'ndaki kanatlı at. Bu kanatlı at savaşçıların koruyucusu. Yani Türk savaşçılarının koruyucusu. Ve Orta Asya'da sıkça kullanılan bir kelime aslında. Tulpar'ı çok sık görürsünüz. İyi at anlamında kullanılıyor. Bugün de paletleriyle birlikte süvarinin belki de yeni nesli desek herhalde. Evet. Şimdi Tulpar'ın konseptine bakarsak, Tulpar 28 tondan başlayıp 45 tona kadar bir aralığı kapsayan bir konsept araçlar topluluğu aslında. Yani bir modüler araçlar topluluğu. Bir platformdan bahsediyoruz biz burada. Paletli bir platform. Bunun tekerlekli ayağı da arma 8x8. Aslında arma 8x8'in üzerine mi devam edilen bir konsept desek yanlış olur mu? Şimdi şöyle bir konu var. 8x8 konseptiyle paletli konsepti birbirinden farklı. Ancak bunları aynı tasarımcılar üretiyorlar. Aynı tasarımcılar tasarlayıp üretiyorlar. Dolayısıyla ortak parça kullanıyoruz biz bunlardan. Mesela güç grubunda ortak parçalar var. Tasarım dilinde ortak bir dil var. Yine alt sistemlerde ortak parçalar kullanıyoruz. Dolayısıyla mesela Arma 8x8'de bu ürün kendini ispatlamış alt sistemden bahsediyorum. Arkadaki rampa kapısı mesela. En basit örnek. Veya şoför kapağı veya mayın koruması için kullandığımız koltuklar veya elektronik sistemler, yine yangın söndürme sistemi. Bu ortaklık aynı zamanda lojistik birliği sağlıyor. Bu da siz Tulpar ve Arma'yı ordunuzda farklı birliklerde kullandığınız zaman lojistik birliktelikten dolayı maliyetlerini düşürüyorsunuz. İşletme bakımı, eğitimi, tabii, her şey ortak tabii, herhalde. Tabii ki. Dolayısıyla şu anda bu tür modüler platformlar tercih ediliyor. Dünya ordularında da Tulpar gibi ve Arma 8x8 gibi. Şimdi siz 28 ton başlangıcı Tulpar'ın 45 tona kadar çıkıyor dediniz. Hangi görevleri kapsıyor? Hangi üzerlerinde ne tür silah yükleri var? Biraz da onları sizlerden dinleyelim. Hemen arkamızdakinden başlayalım isterseniz. Olur tabii. Arkamızdaki zırhlı personel taşıyıcı olarak tasarlanan bir araç. Hem aracın özelliklerinden bahsedelim. Önden başlarsak, önünde hem gündüz hem termal kamera bulunuyor. Gündüz kamerada da şöyle bir özellik var. Wiener teknolojisini kullanıyoruz. Dolayısıyla gece de gündüz kamerasıyla gece de görüntü elde ediyoruz ve renkli görüntü elde ediyoruz. Bu da şoförün gece kullanımını kolaylaştırıyor. Bunları biz tabi sahada ben test ettiğimiz şeylerden bahsediyorum. Yani teorik bilgilerden bahsetmiyorum. Güç grubu önde sağ konumlandırılmış durumda. Bu güç grubunu sahada bir saat içinde yenisiyle değiştirebiliyoruz. Yani güç grubunu yarım saat içerisinde yere alıyoruz 30 dakika içerisinde ve yenisini 30 dakika içerisinde tekrar entegre ediyoruz. Buradaki rekorumuz 19 dakika yalnız. 19 dakika. Güç grubu olarak ne kullanılıyor? Güç grubu ağırlığa bağlı olarak değişiyor. Örneğin bu modelde sergilediğimiz 720 beygirden başlıyor. 1100 beygire kadar farklı güç grupları var. Bu burada kullandığımız CAT güç grubu. CAT ve Alison'un güç grubu. Bu 720 beygirden başlayan güç grubu kendini ispatlamış. Yine Arma 8x8'de de kullanılan bir güç grubu. Türkiye'nin motor konusundaki girişimleri var. Yarın öbür gün başka talepler geldiği zaman farklı motorların da kullanılması veya bir ülkeye ihraç edeceksiniz. Bunlar söz konusu olabilir mi? Muhakkak. O yüzden farklı motorları şu anda da kullanıyoruz biz. Dolayısıyla tasarım biz yaptığımız için hiçbir şekilde bir yere bağlı kalmıyor. Mühendislik size ait olunca istediğiniz müdahaleyi kimseye sormadan işte savunma sanayimizin de aslında öz cümlesi bu olmuş oluyor. Dolaşmaya devam edelim isterseniz. Tamam. İsterseniz bu taraftan olur, tabii ki devam edelim. Geçelim.
Zırhlara gelirsek, zırhlar modüler. Şimdi bizim 28 tondan başlıyor demiştik ya, 45 tona kadar bir bütçemiz var. Bu ağırlık bütçesi. Tasarımda bu ağırlık bütçesini kuleyi değiştirerek kullanabiliriz. Aynı zamanda zırhları değiştirerek kullanabiliriz. Ne gelirse buna yönelik adım atıyoruz. İhtiyaç neyse. İhtiyaç. Dolayısıyla buradaki zırhlar, ha şöyle bir şey de var. Diyelim ki 10 sene sonra yeni bir teknoloji özel bir zırh çıktı diyelim çıktı. Sizin ağırlık bütçeniz olduğu için burada kullanabilirsiniz. Veya aktif koruma çıktı. Aktif korumayı buraya entegre edebilirsiniz. Yani korumayla ilgili önemli olan araç tasarımında bize göre ağırlık bütçeniz. Dolayısıyla burada bir ağırlık bütçesi var. Devam edersek, biz özellikle hareket kabiliyeti için yere basma genişliği, yani bu paletin yere basma genişliğini maksimumda tutmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi şu: yere yaptığımız basınç ne kadar düşük olursa kumluk ve bataklık arazide ilerlemeniz o kadar yüksek kabiliyette olur. Dolayısıyla biz 7 teker kullandık, portör tekeri ve aracın boyu kadar da paletleri var. Şimdi paletlerle ilgili şöyle bir kıstas daha var. Paletleri kullandığınız duruma göre, mesela kumluk, taşlık veya işte asfaltta kullanıyorsanız farklı gergi tipleri kullanmanız gerekiyor ki palet eğer bollaşırsa paletin yerinden çıkma, yani atma ihtimali var. Eğer bir palet yerinden çıkarsa, ki biz testler boyunca çıkartamadık, bu hareket kabiliyetinizi yitirmenize sebep oluyor. Hareket kabiliyetini yitirirseniz o zaman duran hedef oluyorsunuz ki imha edilme şansınız çok yüksek. Dolayısıyla burada bir otomatik palet gergi sistemimiz var. Şoför önündeki ekrandan palet gergisini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Yine devam edersek, içerisinde 9 personel bulunabiliyor. Bu 9 personel gerisindeki piyadeden bahsediyoruz. Yine sağ tarafta nişancı, sol tarafta komutan ve onun önünde şoför bulunuyor. Şimdi kuleyi kullanan nişancı, evet, ve komutan. İkisi de kullanabiliyor. Tabii komutan baskın modda kullanıyor. Bu arada kulede mızrak 30 milimetrelik, otokarın kendi tasarlayıp ürettiği bir kule. Atış kontrol sistemi dahil olmak üzere. Bu kule insansız olduğu için aşağıyla, yani personelle bir bağlantısı yok. Dolayısıyla bunun hayatta kalabilirliğe, yani survivability'ye şöyle bir etkisi var. Biz muharebeleri incelediğimiz zaman, özellikle Suriye'de çok farklı antitanklar kullanıldı ve vurulan araçların birçoğu kuleden vuruldu. Kuleden vurulduğu zaman şöyle bir konu daha geçiyor. İkincil etki dediğimiz, yani kule vurulduktan sonra kuleyi vuran mühimmat değil, kulenin içinde bulunan mühimmat veya yakıt veya aracın içinde bulunan infilakları gördüğümüz ediyor. Biz buna ikincil etki diyoruz. İkincil etkiden dolayı katastrofik ölüm meydana geliyor. Yani aracı tamamen ve personeli tamamen kaybediyorsunuz. Dolayısıyla insansız kulenin öyle bir avantajı var. Yani içerisinde insan olmadığı için ve tüm personeli aşağıda tuttuğunuz için hayatta kalabilirliğiniz daha fazla. Cephanede mi? İçeride burada? Kulenin içinde. Kulenin içerisinde. Kulenin içerisinde. Ama yedek mühimmatı eğer içeriye koyabiliriz ve içeriden kuleye ulaşıp bir 200 mühimmat daha veya 250 mühimmat daha doldurabilirsiniz. Şimdi Ukrayna Savaşı'nda bazı videolar ortalarda, işte şehirlerde karşılaşan Rus ve Ukrayna zırhlı personel taşıyıcıları veya tankları, burada da bir 30 milimetrenin ne kadar etkin olduğunu en azından sizler çok iyi biliyorsunuz ama evet, kamuoyu bir dizilerinde, videolarının altına 30 milimetre sorusu gelmeye başladı. Bu 28 tonluk herhalde, 28 tonda 30 milimetre var. Sonraki aşamalarda kule olarak hangi opsiyonları sunuyorsunuz 45 tona doğru çıktığımız zaman? Biz NATO tarafında 105-90'dan başlayıp 90, 105, 120 milimetre kuleleri uygulayabiliyoruz. Bununla birlikte Rus mühimmatını kullanan araçlar için de 125 milimetreye kadar çıkabiliriz. Bu mızrağın iki versiyonu var. Biri NATO mühimmatını kullanabilen, bir de Rus menşeli mühimmatları kullanabilen
iki tipi var. Burada sadece silahı değiştiriyoruz biz. Silah değiştiği sürece biz buna göre balistik hesaplamaları ve atış kontrol sistemini ona göre optimize ediyoruz. Müşteriden ne talep gelirse hangi NATO vuruş sistemi buna göre siz elinizdeki yine motorda olduğu gibi opsiyonları üzerine koyup gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, çünkü müşterinin ülkesinde bu tür mühimmatlar zaten üretiliyor veya envanterinde bir tür mühimmatlar zaten stok halinde tutuluyor olabilir. Ve mesela silah olabilir. Dolayısıyla biz silah üreticisi değiliz. Silahı varsa müşterinin, biz müşterinin silahını da kullanabiliyoruz. Veya müşterinin mühimmatını da kullanabiliyoruz. Dolayısıyla orada öyle bir tasarım esnekliğimiz mevcut. Biraz daha böyle içine doğru konuştuğumuz zaman toplam kaç asker taşıyabiliyor içinde? Toplamda 12 kişi var aracın içerisinde bu konfigürasyonda. İnsansız kule olduğumuz için sepet de yok. Sepet olmadığı için ön tarafta şoför, komutan ve nişancıyı oturtuyoruz. Arka tarafta da 9 piyade oturabiliyor, indirilmiş unsur dediğimiz. Dolayısıyla bu 3 kişi, öndeki mürettebat dediğimiz 3 kişi araçla birlikte sürekli hareket ediyor. Aşağıdaki 9 kişi ise mesela meskun mahallede yakın korumasını almak gerekiyor tulparın. O zaman aşağı inip veya bir yere müdahale etmek gerekiyor. Bir binaya girmek gerekiyor. O zaman arkadaki personel inip piyade unsurları oraya müdahale ediyor. Ama bu müdahaleyi yaparken tulpar yine ateşleriyle destek vermeye devam ediyor. Çünkü irtibatları var. Arkadaki personelle de hem telsiz hem data irtibatları var. Dolayısıyla konuşuyorlar ve sürekli irtibat halinde kalıyorlar. Bunu sadece bir tulpar olarak düşünmeyin. Bu takım bölük halinde muharebe edeceği için çok daha etkin bir kuvvet oluyor. Bir de şu konu var ki muharebede sürat önemli. Önemli konulardan bir tanesi sürat. Bunun için de iyi koordine olmak lazım. O yüzden tulparda nişancı ile komutan yan yana oturuyor ki hem birbirlerinin ekranlarını görüyorlar hem birbirleriyle telsiz iletişimi dahi olmasa dahi konuşabilecek yakınlıktalar. Şimdi tabii fuarlara getiriyorsunuz bunları. Biraz önce de gördük. Epey bir yabancı ilgisi de var. Evet. Yurt dışı açısından ihracat çalışmalarınız, görüşmeleriniz, biraz da bunlarla ilgili bilgi almak isteriz tulparla ilgili. Şimdi yurt dışında da tabii yine farklı ülkelerde de farklı projeler sürüyor. Başka ülkelerin yaptığı kendi projeler de var. Mesela İngiltere'de, Amerika'da veya Avustralya'da da benzer projeler yürütülüyor. Bununla birlikte Türkiye'de de böyle bir proje var. Yani tulparın dahil olabileceği bir proje var. Yine farklı ülkelerde modüler olarak kullanabilecekleri tulpar ve arma gibi platformlarla ilgileniyorlar. Dolayısıyla bizim şu anda yoğun olarak görüşmelerimiz sürüyor ve farklı ülkelerde testler de gerçekleştiriyoruz. Mürettebatın karşı ordudan, daha doğrusu müşterinin ordusundan katıldığı testler de yürütüyoruz. Bizzat onların da test edip gördükleri. Kendi mürettebatlarıyla test ediyorlar. Dolayısıyla kendi mürettebatlarıyla kendi ülkelerinde, kendi coğrafi ve iklim şartlarında test ediyorlar. Orada da yine çalışmalarımız devam ediyor. Umarım kısa zaman içerisinde güzel ihracat haberleri alırız. Bizler de bunları haberleştiririz. Zırhlı araçlarda yeni yeni konseptler değişiyor. Artık videoların YouTube'a düşmesiyle birlikte bu savaşlardaki yapılan operasyonları veya geliştirilen yeni silahları direkt sağdan görme imkanına sahip oluyoruz. Otokarada bu özellikle tulpar olsun, arma olsun. Umarım bizler de ihracat haberlerini önümüzdeki aylarda yaparız diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ziyaretiniz için.